Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi dekanlığına atanan ve ortaya çıkan büyük tepkiler üzerine istifa eden ilahiyatçı, tarihçi Profesör Muhittin Kapanşahin'in ataması ve istifasıyla ilgili gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak da BRTV'ye konuştu. Dilipak istifa ederek üzerindeki baskılardan da kurtulmuş olacaktır dedi. Sevgili izleyicilerimiz, telefon attığımızda Abdurrahman Dilipak var, ünlü gazeteci, yazar. Abdurrahman Hocam, dün akşam da sizinle görüştük. Karabük Mimarlık Fakültemize bir ilahiyatçı hocamız atanmıştı dekanlığa. Siz ya olacak iş değil, bunu ilgili yerlere bildireceğim demiştiniz. Bugün de bir istifa söz konusu oldu. Ne söylemek istersiniz sevgili hocam? Bizim geleneğimizde ehliyet ve liyakat imandan önce gelir. Bu kardeşimizin çok değerli bir insan olduğu, dürüst, ahlaklı olduğu ona ilişkin ben başka arkadaşlardan da duymuştum. Yani onun insani kimliğine, ahlaki kişiliğine dair bir şüphe yok. Ama o işin ehli olmak, mesela ben araba kullanamam, beni hanımım getirir götürür. Benim iyi bir gazeteci olmam, iyi bir şoför olduğum değil, ben şoförlük yapamam. Benim yapamadığım, başka bilmediğim şeyler de var. İnsanlar bilmedikleri şeyin peşine düşmemesi gerekir. Ayet öyle diyor bize. İşi de ehline, liyakat sahibine vermemizi istiyor Allah. Aksi halde o işler tersine gider ve yapana da zarar verir, topluma da bunun zararı olur. Dolayısıyla o kardeşimiz için o görevde sadece idari bir görev yapması değil, o mesleği daha yakından tanıması gerekiyordu. Ayrıca bir ilahiyatçı elbette inşaatta ikinci bir akademik dal da yapabilirdi. O zaman hiçbir sorun olmazdı. Hele rektör olacaksa ayrıca bir de yöneticilik vasfının bilgisinin, tecrübesinin olması gerekiyor. İstifa haberinin gelmesi inşallah onun için de bu üzerindeki baskılardan kurtulması açısından bir fırsat olacaktır. Allah kendisinden razı olsun. Allah ona çok daha iyi makamlar, çok daha layık olacağı değerli hizmetler nasip etsin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Dün akşam da görüşmüştük sizinle. Sanıyorum siz ilgili yerlerle de bir temasta bulundunuz sanıyorum. Evet, evet. O kardeşimize de eğer temas kuruyorsanız selamlarımı, saygılarımı, dualarımı iletin inşallah. Çok sağ olun. İyi akşamlar Abdurrahman Hocam. Çok sağ olun.